Şimdi bir kez daha Sayın Elçi'ye rahmet diliyorum. Olayın olduğu gün hem eşleriyle yaptığım görüşmede hem kamuoyuna yaptığım açıklamada bu konudaki araştırmanın mutlaka en şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını da bir taahhüt olarak zikrettim. O günden bugüne gerek adli makamlarımız, gerek güvenlik birimlerimiz olayın aydınlatılması bağlamında yoğun bir çaba içindeler. Şimdi buradan bu olayla ilgili bahsettiğiniz tarzda spekülasyonlar yapanlara da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer gerçekten bu olayın aydınlatılması isteniyorsa, niçin olay yerine giden başsavcımıza, ki güvenlik birimlerimiz bile değil, başsavcımıza, olay inceleme ekibine, hatta onlara eşlik eden baro temsilcilerine dönük olarak saldırılar yapılıyor. Eğer birileri bu olayın üstünün örtülmesini istiyorsa, o birileri o saldırıları gerçekleştirenlerin arkasındaki odaklardır. Bakın olay günü, yaşandığı gün İçişleri Bakanımızla, Adalet Bakanımızla, Emniyet Genel Müdürümüzle yaptığımız toplantıda derhal olay yeri incelemesi yapılması talimatı verdik. Hemen olay yerine giden güvenlik birimlerimize ve başsavcımıza roketle saldırılar gerçekleştirildi. Arkasından iyi niyetimizi ve şeffaflığımızı göstermek bağlamında yine olay yerine giden başsavcı ekibine bu sefer baro temsilcilerini de dahil etme kararı aldık. Baro temsilcileri de olay yerine gitti. Onlara da roketle saldırılar yapıldı. Bombalamalar yapıldı. Silahlı ateş açıldı. Şimdi bütün bunlar hep herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Biz demokratik hukuk devletin kurallarını işletip varsa suçlular onları ortaya çıkarmaya çalışırken, suçlar varsa derken hani kazaen bir kurşun olmanın ötesinde bir sebep varken, mutlaka bir suçlu var burada. Bunu araştırmaya çalışırken oraya giden sivil ekiplere, bu araştırma yapacak olan ekiplere saldıranlar bu cinayetin gerçek failleridir. Demek ki örtmek istedikleri bir mesele var. Sırf bunun için o bölgeye dönük olarak çok kapsamlı bir operasyonla girme cihetine gitmedik. İstedik ki baroların diğer sivil toplum kuruluşlarına katılımıyla bütün bu çalışmaları yapalım. Bu sefer ikinci gidişte de aynı şekilde saldırıya maruz kaldı oradaki hiçbir silah taşımayan sivil inceleme ekibi. Şimdi Sayın Demirtaş'a buradan sormak lazım. Elinde hangi belge var da bu kanaati serdediyor? Kendisi olay yeri incelemesi mi yaptı? Her olayda dönüp devlete katil diye bağırmanın, her olayda dönüp sorumluyu poliste ve askerde aramanın ne kadar yanlış olduğu geçmiş olaylar ortaya çıktı. Eğer Sayın Demirtaş'ın herhangi bir şekilde söyleyecek bir sözü varsa, olay yerine inceleme için giden ekiplere, baro temsilcilerine ateş açan o hainlere, o teröristlere, o alçaklara dönüp konuşmalı. Dönüp kendisinden nasıl olsa emin olduğu ve gelip kendisine hiçbir şey yapmayacak olan hukuk devleti kuralları içinde devlet temsilcilerini konuşmak yerine dönüp oradaki teröristlere hitap etsin. Teröristleri arkasına alarak, teröristlerin yanında durarak ulaşacağı tek yer Tahir Elçi'nin katline sebebiyet verenlerle işbirliği yapma konumudur. O gün orada iki polisimiz de şehit edildi. Eğer o iki polisimize saldırı olmamış olsaydı bugün o iki polisimiz de Sayın Tahir Elçi de aramızda hayatta olacaktı. O iki polisimize saldıranlara hiçbir şey söylemeyenler, o saldıranların peşinden giden polislerin yaptığı girdiği çatışma üzerinden spekülasyon üretmeleri aslında cinayet örtme çabasıdır. Sayın Tahir Elçi'nin eşleri ve aile çevresi son derece vakur durmuşlardır. Ama eminim ki Sayın Tahir Elçi yaşasaydı, önce dönüp kendisinin katledilmesine sebep olanları ortaya çıkaracak olan olay inceleme ekibine saldıranlara dönük olarak adaletin gerçekleşmesine ve ortaya çıkmasına engel olmayın diye haykırırdı. Yine dönüp kendi cenazesini istismar ederek üzerinde İslami gelenekle, Müslüman gelenekle taşınan bir örtüyü kaldırıp kendisinin ölümüne sebebiyet veren PKK teröristlerinin paçavrasını oraya örtenlerden hesap sorardı.
Biraz önce Diyarbakır Valimizle, Dışişleri Bakanımızla da konuştuk. Biz tekrar bir çatışmaya mahal verilmemesi için sükunetle bu çalışmaları yaparken, yapmaya çalışırken onlar saldırılarını yoğunlaştırıyorlar. Gerekiyorsa tek tek mahallelere girilecek, bu saldırıları yapanların yapanlar adaletin önüne çıkarılacak ve Sur'da, o tarihi Sur'da, o mübarek mahalde silah sesleriyle, roketlerle halkımızın gününü karartmaya çalışanlardan hesap sorulacak. Ve bu hesap aynı zamanda Tahir Elçi'nin katillerinden hesap sormaktır. Onun için herkesin konuşurken neyi kastettiğini, neye amaç edindiğini bir kez daha düşünmek durumundadır. Halkımıza da buradan mutlaka en doğru şekilde bu olayları değerlendireceği yönündeki inancımı bir kez daha dile getiriyorum. Adalet Bakanımız bugün Diyarbakır'da Sayın Elçin ailesini ziyaret edecek ve gerekli çalışmaları da bizzat orada takip edecek. Kim bu cinayeti örtmeye çalışırsa çalışsın, örtülemeyecek bir gerçek var. Bu cinayetin müsebbibi olaya yakın 100 metre mesafede polislerimize alçakça saldıran PKK'dır.